Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, hepinizi Esselam olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hazreti Peygamber'e salat ve selam ediyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti üzerinize olsun. Bugün 30 Nisan 2020, Ramazan ayının 7. günü. Tuttuğumuz oruçlarımızın bizleri güzel ahlaka ulaştırması temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Değerli kardeşlerim, bizlerin müminler olarak doğrudan Allah'a yönelik kulluk görevlerimiz olduğu gibi insanlar olarak birbirimize karşı da sorumluluklarımız bulunmaktadır. Birbirimizin hukukunu, onur ve haysiyetini korumak Allah'a yönelik kulluk görevlerimizden daha az önemli değildir. Bu ikisi dinimizin olmazsa olmazı, bir zincirin kopmayan halkalarıdır. Bizler bu iki kanada sahip olduğumuz takdirde Allah'ın rızasına ulaşabilir, nimetler yurdu cennete girebiliriz. Bugün bu hassasiyete dikkat çeken bir ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayat rehberimiz Kur'an'ın Hucurat suresinin 11. ayetinde Allah Teala bizlere şöyle hitap etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Buyur ya Rabbi, emret ya Rabbi, sen bizim sadece yaratanımız değil, aynı zamanda yöneten ve terbiye edenimizsin. Söyle, emrin başımız üstüne. La yeshar kavmun min kavmin, bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Değerli kardeşlerim, bu topluluğun içine istediğiniz grubu koyabilirsiniz. Bir ırkı, bir bölgeyi, bir ili, bir ilçeyi, bir köyü, bir sülaleyi, bir takımı, bir cemaati, bir derneği, bir sendikayı. İstediğinizi koyabilirsiniz. Asla alay etmeyeceksiniz. Ama haklıyız ya Rabbi, onların şu 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 hataları ve günahları var. Asa en yekunu hayran minhum. Belki alay ettikleri kendilerinden daha hayırlıdır. Değerli kardeşlerim, bir insan diğer bir insanın yaptıklarının yüzde kaçına şahittir? Peki şahit olduklarının yaptıkları işi hangi niyetle yaptıklarını biliyor mudur? Elbette hayır. Ama Allah kullarının yaptıklarının yüzde yüzüne şahit ve onları hangi niyetle yaptıklarını da bilmektedir. Öyleyse gelin başkasının gözündeki çöplerle uğraşacağımıza kendi gözümüzdeki odunlarla uğraşalım. İkaz edelim, uyaralım, ancak asla alay etmeyelim. Ayet devam ediyor. وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِنْهُنْ. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Evet, sadece erkekler değil, kadınlar da dillerine dikkat edecekler, alaycı üsluptan uzak bulunacaklardır. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla da çağırmayın. Aslında ayıpladığınız başkası değil, sizsiniz. Zira müminler kardeştirler. Hazreti Peygamber'in teşbihiyle müminler bir vücudun azaları gibidirler. Sen aslında başkasını değil, kendi azalarını ayıplıyorsun. Değerli kardeşlerim, bir müminin iki ismi vardır. Allah'ın Kur'an'da verdiği Müslüman ismi, ebeveyninin verdiği nüfus cüzdanındaki ismi. Bu isimlerin önüne ve arkasına tahkir edici, küçümseyici, alaycı bir lakap takılamaz. Hocam biz eğleniyoruz,
Kötü niyetle de bunu yapmıyoruz. İşi bu kadar da büyütmeye gerek var mı diyorsanız, inandığımızı söylediğimiz Rabbimiz olan Allah'a tekrar kulak verelim. Bi'sel ismül füsûku ba'del iman. İnandıktan sonra fısk, fasıklık, yoldan çıkmak ne kötü şeydir. Aman ya Rabbi, iman ettiğimi söylesem, namazımı kılıp orucumu tutsam, hacca gidip kurbanımı kessem de mi ya Rabbi? Evet, zaten Allah Celle Celaluhu müminlere seslenmektedir. Peki ya Rabbi, ya bilerek ya da bilmeyerek bu işi yapmışsam, bu günahtan kurtulmanın çaresi yok mu? وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Utandık ya Rabbi. Yüzümüz kızardı. Pişman olduk. Tevbe ediyoruz. Tevbelerimizi kabul buyur ya Rabbi. Kur'an'ın farklı ayetlerinde de zemmedilen bu tür ahlaktan uzak kalmamız temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.